Size dünyadaki en güzel yemek buluşlarından bir tanesini anlatmak istiyorum. Kendisi güllaç. Osmanlı tarihinin bence medarı iftarlarından bir tanesi. Yalnız biz onu sadece Ramazan'da ve tek bir şekilde tüketiyoruz. O da nedir? İşte bir parça sütle ıslatılıp üstüne bir parça da gül suyu koyup. Belki kimisi içine fındık koyuyor, kimisi ceviz, kimisi de Antep fıstığı. Bazıları diyor ki aman Allah'ım Antep fıstığı kullanılır mı, kullanılmaz mı? Oysa tatlı olarak da, tuzlu olarak da, çok güzel bir başlangıç olarak da yiyebiliriz. Mesela birazcık et suyuyla ıslatıp içine bir parça et koyup rulo haline getirdiğinizde baklava yufkasından da çok daha çıtır çıtır nefis bir yemek haline gelebiliyor. Çok da kallavi gözüküyor. Veya neden bunu böyle lazanya gibi kullanmayalım deyip böyle bir parça güzel domates soslu içinde de kıymalı böyle kat kat bir tarif çıkarmak gayet kolay. Veya saf sütle mi ıslatmak lazım? Süte birazcık çikolata eklediğinizde böyle kahverengi çok lezzetli bir çikolatalı güllaç olabilir. Başka bir taraftan baktığımızda da yine tatlı yapacağız. Osmanlı'nın vişneli ekmeği var. O vişneli ekmeğin tekniğini kullanarak güllaç ıslattığınızda vişneli aş diye nefis bir tarif çıkabilir. Sizin de böyle enteresan tarifleriniz olursa mucizelezzetler.com'daki yarışmamız devam ediyor. Orada tariflerinizi dört gözle bekliyorum.